Merhabalar, ben Elif Kaplan. Bir günü nasıl geçer podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda farklı şirketlerden, farklı departmanlardan konuklarımızın bir gününü mercek altına alıyoruz her zamanki gibi. Bizi dinleyenler de şu soruya yanıt buluyor. Ben bu işi seçersem bir günüm nasıl geçer? Bugünkü konuğum Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümünde uzman yardımcısı olarak çalışmakta olan Cihan Öztürk. Cihan'ı tanıdığımız, hikayesini dinlediğimiz bir bölüm olacak. Cihan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım her şey yolundadır. Seni bugün tanıyacağız. Biraz böyle tarım bankacılığını tanıyacağız. Senin gözünden iş bankasını dinleyeceğiz. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Seni tanıyalım kısaca. Bize kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Cihan ben. 32 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde kalkınma üzerine yüksek lisans yaptım. Şu anda 7 yılı bitirdim İş Bankası'nda ve işte uzman yardımcısı olarak Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü'nde çok mutlu bir şekilde çalışıyorum. Süper. Yani 7 yılda gerçekten böyle iyi bir süre. Hani uh -huh. O yüzden Türkiye İş Bankası'nı ve bu bölümü dinlemek için doğru adresteyiz diyebiliriz. Umarım. Oldukça aslında spesifik ve hani tarım bankacılığı deyince Türkiye içinde önemli olduğunu düşündüğümüz bir bölümde bir departmanda çalışıyorsun. Detaylara gireceğiz ama detaylara girmeden önce bize biraz tarım bankacılığı genel olarak ne iş yapar? Dinleyenlerimiz de aslında bizi böyle o Hı -hı. perspektifle bir dinlesin isteriz. Bize biraz tarım bankacılığını anlatabilir misin? Tabii ki. Tarım bankacılığı pazarlama birimi aslında öncelikle belirtmem gerekir ki bir çevik alan. Yani hani çevik çalışma Hı -hı. aslında Birçoğumuz için bugünlerde bir şeyler ifade ediyordu ama, ama kısaca söylemek gerekirse çevik çalışma önce yazılım sektöründen doğuyor 2000'li yılların başında. Hı hı. Ama daha sonra diğer interdisipliner alanlarda da kendi yer buluyor. Biz de pazarlama biriminde tarım çevik alanı olarak müşterilerimize en doğru ürünleri yazılımcılarla, ziraat mühendisleriyle, bizim gibi sosyal bilimcilerle, veri analistleriyle beraber aslında multidisipliner bir şekilde geliştirmeye ve onlara ...en doğru şekilde, en doğru kanallarla, en doğru zamanda nasıl gönderebiliriz? Onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz? Ve bunların hepsini yaparken de tabii ki ana işlevimiz olan... ...finansman ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz diye düşünen... ...sürekli fikir üreten bir ekip olarak düşünebilirsiniz. Süper. O zaman farklı aslında departmanlarla, farklı meslek gruplarıyla da... ...beraber çalıştığı için bu çevik çalışmanın önemi burada açığa çıkıyor. Birçok böyle aslında... İş dünyası da biraz oraya gidiyor. Biz de konuklarımızdan sıklıkla duyuyoruz hı hı. o çevik dönüşüm. Hızlı hızlı bir şekilde geliyor hayatımıza giriyor. Arkadaşlarımız Kesinlikle. da eğer bizi dinleyen böyle hani yeni mezun olacak kişiler varsa bu çevik dönüşüme birazcık böyle yakından bakmalı. Senden Kesinlikle. de bunu duyduk. Peki sen burada çalışmaya nasıl karar verdin? Yani o sürecin senin nasıl ilerledi, mezuniyetinle birlikte hı hı. gelen o süreç seni nasıl bu noktaya getirdi? Bize biraz ondan bahseder misin? Tabii ki. Tabii her üniversite mezuniyetine yaklaşan genç gibi bankacılık deyince biz en azından benim zamanımda 2015 mezunuyum ben o zamanlarda şey oluyordu yani şubeler var parayla uğraşıyoruz kredi veriyoruz gibi bir algı vardı evet. ama aslında içerisi çok öyle değilmiş ben de girdikten sonra fark ettim. ...bankacılık özellikle bazı güvenlik gibi konulardan dolayı... ...çünkü güvenlik olmazsa olmaz bir konu... Hı hı. ...çok teknoloji yoğun bir sektör aslında... ...yani bu tip yatırımları çok yapan bir sektör... ...özellikle Türkiye'deki bankacılıkta teknoloji altyapısı anlamında... ...aslında bütün bankalar böyle bir teknoloji şirketi olmuş durumdalar... Hepsine, evet. ...hepsinin işte teknoloji iştirakleri var vesaire... ...şimdi böyle bir durum olunca... ...bizim teknolojiden bağımsız düşünmemiz kaçınılmaz oluyor... Yolculuğum şöyle oldu. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra aslında hiç banka fikri olmayan biriydim ama en yakın arkadaşlarımdan birinin iş bankalı olduğunu öğrendim. Ben burada yüksek lisans yaparken eğitime gelmişti. Buradaki Tuzla'daki eğitim merkezimizde kalıyordu. Bir buluşmamızda bana oradaki deneyimlerini çok yeni de olsa ya yani gözleri parlayarak anlattı ve çok ilgimi çekti. Yani bu Hı -hı. beni fikrine önem verdiğim biri tarafından böyle bir şey duymak ve böyle ortamlar olduğunu bilmek, farklı ortamlar olduğunu bilmek beni çok etkiledi ve ben de ilanlarını takip etmeye başladım. O zaman ben direkt en yakın ilan memuru ilanı buldum ve memur olarak aslında bankaya başladım. Bu benim için aslında iyi bir şey oldu. Çünkü İş Bankası uzman yardımcısı gibi müfettiş yardımcısı gibi kadroları dışarıya açtığı zaman aslında aynı şekilde içerideki mevcut çalışanları için de bir seçenek olarak sunuyor ve tamamen aynı bir şekilde değerlendiriliyorsunuz. Benim memur olarak başlamam çok iyi oldu çünkü şubede ben bir deneyim kazandım. Daha sonra satış ekiplerinde çalıştım. Satış ekiplerinde müşteri teması konusunda kendimi çok geliştirdim. Orada ikna kabiliyetimi yükselttim. Sosyal iletişim becerilerimi yükselttim. Sonra da aslında bu departmana ve uzman yardımcılığına giden yolculuğum şöyle başladı. Her şeyden önce ben ailesi çiftçilik yapan biriyim. Dolayısıyla tarıma Ay, hiç a, uzak değilim. Da. <laughs> Doğduğum günden beri böyle o tarlalarda, bahçelerde hep bulundum. O yüzden tarıma hep bilgim var. Az önce anlattığım satış deneyimi gibi, pazarlama deneyimlerim ek olarak ben Dijital pazarlama anlamında bir deneyim katmak hep istiyordum. Çünkü gerçekten özellikle bizim 10 yılımızda diyeyim, son 10 yılda dijital pazarlama muazzam bir ivmeyle gidiyor. İşte bir sürü unicorn görüyoruz. Sadece dijital pazarlama üzerinden bu ciroları yapıyorlar. Ben bu alanın gerçekten çok kıymetli ve değerli olduğunu görüyordum. Kendime de satış deneyimimle beraber bir dijital pazarlama deneyimi yetkinliği kazandırmayı hep istiyordum. E tarım alanının bir de şöyle bir şey var. Maalesef biliyorsunuz çok acı bir pandemi yaşadık. Orada çok zor bir dönemdi ama o bize şunu öğretti. Tarım alanı bizim için olmazsa olmaz. Yani bizim gıda güvenliğini sağlamamız lazım. Ve dolayısıyla bence tarım stratejik bir önemde. Nitekim bankamızda 2019 yılından itibaren tarımı stratejik bir önemde konumlandırarak tarım çevik alanı kuruyor zaten. Yani aslında pandemiden önce banka bunu stratejik önem olarak kurmuştu. Evet. Dolayısıyla benim de dikkatimi bu yüzden cezbetti. Birkaç farklı parametre beni buraya getirdi diyebilirim. İç uzman yardımcılığı yolculuğumda bu şekilde oldu. Bütün aşamaları ve dil yeterliliğini verdikten sonra uzman yardımcısı olarak yöneticilerim tarafından uygun görüldüm ve başladım. Çok güzel. Tebrik ederiz Çok gerçekten. Evet. Yani bir de farklı ilgi alanlarını bir araya toplayan bir şey olmuş. Hani aileden gelen bir Kesinlikle. taraf var. işte senin gördüğün Türkiye'nin gittiği ya da işte sektörün gittiği bir yer var, Oraya ilgi alanını keşfetmişsin. Hmm. Bu çok güzel. Bir de böyle başlangıcı da ilgimi çekti. Sen de aslında bu podcasti dinleyen birisi gibi birinin tecrübesinden yola çıkarak Kesinlikle. aslında ha bu bunu ben yapabilirim gibi bir noktadan başlamışsın. O da güzel. Gerçekten hani onlar da etkili oluyor insanda çünkü. Yani burada ben olabilirim mi yaratmak ya da benim böyle bir iş hayatım olabilir yaratmak önemli o noktada. Kesinlikle. Süper. Aslında aradığın mesleği ya da işte senin ilgi olan alanlarını bir arada toplayan bir mesleği kariyerinin başında bulup sonra oradan devam etmen de ...çok iyi bir şans olmuş bence senin adına diye düşünüyorum Kesinlikle. Naçizane. E seni böyle 7 yıl önceye götürelim. Hı -hı. <laughs> Biraz böyle uzun bir zaman önceye Hı -hı. götürelim. Ve böyle ilk başladığın zamanlara götürelim. Şimdi sen ilk gün gittin İş Bankası'na. Nasıl bir ortam vardı yani? Ne duygularla gittin ve seni nasıl karşıladı İş Bankası? Bunu iki şekilde söyleyebilirim. Bir memurluğa başladığımda şubeye gittiğim bir ortam. Bir de şimdi uzman <laughs> yardımcısı olduktan sonra genel müdürlükteki ortam. İlkinden başlayayım. Memur olduğum zaman şubeye gittiğimde tabii ki ilk böyle şey oldum. Yani dedim ki ya ben burada ne yapacağım? Müşteri gelince ben ne diyeceğim falan oldu. Ama burada şunu vurgulamam lazım. Gerçekten hani bunu şu an dinleyen arkadaşlarım şey diyebilir. Yani ya ne demek ki bu falan diyebilir ama gerçekten iş bankalılık diye bir şey varmış. Bunu böyle ilk içeri girdiğiniz andan itibaren hissediyorsunuz. Yani bu mensup olmak, bu kuruma mensup olmak gerçekten o herhalde ülküyü veriyor diyeyim insanlara. Hı hı. Muazzam bir dayanışma gördüm. Yani ben bugüne kadar 7 yılda öğrendiğim hiçbir şeyi kendim açayım kitaplardan okuyayım gibi şeyler tabii ki yapıyoruz ama yani ben bu zamana kadar hani 100-200 çalışanla belki temasım olduysa her birinden bir şey öğrenmişimdir. Hı hı. Çünkü şöyle bir bakış var İş Bankası'nda. Biz burada Türkiye'nin bankası olarak müşterilerimize hizmeti daha iyi nasıl verebiliriz ve bilgiyi nasıl daha iyi paylaşabiliriz? Hatta bunu şöyle şey yapabilirim, örneklendirebilirim. İlk eğitimi aldılar bizi. İşte 21 gün bir eğitim veriyor bankamız her kariyerine başlayan çalışanına. İlk eğitmenimiz şöyle yapmıştı. Türkiye'nin bankacılık okuluna hoş geldiniz demişti. Ben o zaman şey demiştim ya çok iddialı bir cümle bu falan diye. Ama şu an bunu 7. yılın sonunda şöyle bir şey söylüyorum. Gerçekten Türkiye'nin bankacılık okulu olabilir burası. Çünkü inanılmaz şey öğreniyorsunuz ve bir sürü aşamada bunu öğreniyorsunuz. Herkesten farklı bir şey öğreniyorsunuz. Dolayısıyla şubeye gittiğimde ilk fark ettiğim sürekli bir şeyler öğreniyorum. E bir de eğer ki yapınız öğrenmeyi seven bir yapıdaysa bu sizi motive ediyor. Dolayısıyla adaptasyonu hızlandırıyor. Ben her işte eve geldiğimde o zaman işte bekardım ve ablamla kalıyordum. Her eve geldiğimde abla ben bugün de şunu öğrendim, şunu yaptım diye anlatırken böyle o heyecanımı hep hissettiriyordum. Onu fark ediyorum. İkinci kısımda da uzman yardımcısı olduktan sonra tabii başka bir dünya, biraz daha farklı. Bir de tarım gibi çok niş bir alanda başladım. İlk genel müdürlüğe geldiğimde şunu fark ettim. Solumda ziraat mühendisi var, karşımda yazılımcı var, <laughs> yanımda veri analisti var. Ya dedim ben hani ne yapıyoruz biz burada? Ne üreteceğiz ki? Falan diye. Gerçekten... Bu dörtlü bir araya gelip ne üreteceğiz? Evet evet yani buradan bayağı böyle bilimsel bir çalışma çıkacak gibi. Aslında biraz da öyle de oluyor. Çünkü bazen hakikaten o inovatif fikirler öyle araştırmalar gerektiriyor ki yani yenilikçi bir şey ortaya çıkarmak için gerçekten bizim bazen üniversitelerle bile çalıştığımız oluyor. Yani çoğu Hı -hı. ziraat fakülteleriyle çalışıyoruz zaten şu anda. Niye? Çünkü oradaki fikirlerle biz teknolojiyi nasıl birleştirebiliriz? Yanında finansı da nasıl işin içine katabiliriz diye gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bankacılık deyince aklınıza ilk bunlar gelmiyordur ama biz aslında böyle şeyler yapıyoruz. Buradaki ikinci kısımdaki motivasyon sürecim de şöyle diyebilirim. Sevdiğin alanda çalışmanın adaptasyonu arttıran yönü diyebilirim. Genel olarak ortamlar beni çok hızlı motive etti ve adapte etti diyebilirim. Süper. Yani o bankacılık deyince akla ilk gelen o şubedeki o aşamayı da görmüşsün. Tabii. Sonra genel merkez ya, hiç akla gelmiyor belki ilk başta bankacılık deyince ama evet. oradaki süreci de görmüşsün. İkisinin de, de ortak nokta herhalde o köklü kurum kültürünü görmek, o dayanışmayı Kesinlikle. görmek olmuş. Harika. Peki bugüne geri dönelim Tabii. tekrar. Sen böyle işte şimdi hepimizin tuttuğu Hı -hı. defterleri var. Bu podcastinde adını verdiği şey Tabii. bir günü nasıl geçer? Senin bugün masanda hangi konular var? To do defterinde neler yazıyor? Aslında çok iyi oldu. Bir önceki soruyla bağlama fırsatı verdim bana. Teşekkürler. Çünkü çok şey öğreniyoruz dedik ya. Biz şu an dijital pazarlama tarafında benim çalıştığım takımda dijital tarım takımı. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk bankacılık uygulaması İşCep. Biz çiftçilerimize özel ürün geliştiriyoruz. Aslında Hı -hı. tam olarak yaptığımız şeyin özeti bu olabilir. Burada tabi bunu yapmak için masamızda genelde özetle dijital pazarlama işçe ve yazılım geliştirme ve veri analizi kısmı var. Neden veri analizi kısmı var? Çünkü dijital pazarlamayı yapmanız için öncelikle müşteri grubunuzu çok iyi tanımanız lazım. Onların davranışlarından insightlar, anlamlar çıkarmanız lazım ve ihtiyacı doğru belirlemeniz lazım. Bu yalnızca tabi veriye baktığınızda siz bir tane sayı görüyorsunuz ama aslında arka tarafında muazzam bir dünya var, tarım var, bir sürü oyuncu var, bir sürü ekosistem var. Yani hmm. zirai girdi satıcısından çiftçiye gidene kadar bazı süreçler 2 yıl sürüyor öyle söyleyeyim. Ekim'den hasata kadar ve orada birçok oyuncu var. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Hem verileri anlamlandırıyoruz hem de sahayla temasımızı asla kaybetmiyoruz. Yani çiftçilerle anketler ve birebir hmm. görüşmeler yapıp bu verilerimizin doğruluğunu kanıtlamak için onlardan geri bildirim alıyoruz. Tabii ki yasal regülasyonlarla ilgili de sürekli Hı -hı. bölümlerimizle konuşmak zorundayız. En iyi konu şuna geliyor konu dijital pazarlama. Ana derdimiz verilerden ve sahadan anlamlı sonuçlar ve ihtiyacı belirliyoruz. Ondan sonra başlıyoruz yazılımın ihtiyaç analizine. Çünkü biliyorsunuz bir de artık teknik boyut var. Yani biz oturduk, Hı -hı. inovatif fikirler ürettik, verilerle destekledik, çiftçilerden geri bildirim aldık. Bu sefer artık konu Teknolojiye kalıyor. Yazılımın ihtiyaç analizi, yazılımın tasarımı, sürekli geri bildirim yani MVP dediğimiz sürekli küçük küçük üretimlerle geri hı hı. bildirimler almak ve en önemli konu olan test aşamalarını yapıyoruz. Burada yani aslında bizi işte genel müdürlükte bölümümüzü ziyaret etseniz işte emülatörlerden ekranların açık olduğu sürekli çiftçi gibi denemeler yaptığımız ve her şeyden önce müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için uğraştığımız halde görürsünüz sonra da canlı ortama çıkış yani size bu tip ürünleri yayınlama ve aynı Hı -hı. zamanda da bunun iletişim kısımlarına da yani dikkat ederseniz aslında böyle birkaç farklı evet. alana geçiyoruz. Bir de bunu iletişimini yapıyoruz. Üstüne bir de bunun raporlama kısımlarını da yapıyoruz biliyorsunuz üst yönetimlerimize Hı -hı. de. Yani onu çünkü raporlamazsanız izleyemezsiniz. Doğru yolda olup olduğunuzu göremezsiniz. Böyle bir konular genelde masamızda oluyor. Yani tohumu atıp aslında böyle hasatı da yapıyorsunuz. Aynen Sizin öyle. de biraz ona Kesinlikle. benziyor. Kesinlikle. Yani yazılımı ekiyoruz. <laughs> e, onu tabii tohumu önce üretiyoruz. Atalık tohumları üretiyoruz. <laughs> <Evet>. Ekiyoruz ve <laughs> hasat <laughs> ediyoruz <üretimden> diyebiliriz. <laughs> Aynen öyle. Burada şey merak ettim senin anlattıklarından. Yani siz aslında biraz kullanıcıyı da dönüştürmeniz gereken de bir alandasınız. Çiftçiyi işte dijitalleştirme, ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler Kesinlikle. geliştirme vesaire gibi. Aslında Kesinlikle. oradaki kitleyi de dönüştürmek. Bu birazcık zor olmuyor mu sizin için? Bu dışarıdan böyle görünüyor. Ben de böyle düşünüyordum evet. bu arada. Ama <laughs> çiftçilerimiz inanılmaz dijital. Onu söyleyeyim. Yani bizim şu anda Süper. müşteri grubumuzun %70'i iş cep kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Yani Hı -hı. bu kadar iddialı bir oran. Yani bireysel tarafta bile belki bu kadar. Yani tabii ki orası çok yüksek ama... Hani çiftçi dediğimiz zaman Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 56 bu arada. İnsanlar Hı -hı. da genelde şey olarak düşünüyor. Ya işte yapamazlar falan diye ama... Biz inanılmaz dijital olarak görüyoruz ve inanılmaz çevikler. Yani biz bir Hı -hı. ürün çıkardığımızda mesela ilk geri bildirim için pilot müşterileri açıyoruz. Yani geri bildirimler şöyle. Ha ben onu hallettim zaten falan diyorlar. Ya, <laughs> anlatıyoruz hani şöyle tıklayabilirsin. Evet evet ben onu fark ettim yaptım zaten falan oluyor. Harika. Çok şaşırıyoruz. İnanılmaz hızlı uyum sağlıyorlar. Bizim böyle de tabii bir misyonumuz var. Neden? Çünkü Hı -hı. dijitalleştirmek demin söyledim ya tarım teknoloji ve finansın işbirliği bütün aktörler için bir verimlilik sağlar. Çünkü tarımın da dijitalleşmesi lazım. Yani bizim örneğin vahşi sulama yapmadan damla sulama yapmamız lazım gibi konular da aslında tarımın dijitalleşmesi. Biz de finans ayağı olarak ne kadar onları mesela tarlalarından ayrılmadan şu an hesaplarına tarım kredileri geçebildikleri uçtan uca dijital kredi tahsis eden bir işlemimiz var. Çünkü biliyoruz çok emek yoğun bir sektör. Yani gerçekten evet. 60-70 kilometre ya da uzun yollar, şubelere gidip gelip ya yani bunlar zor işler. Biz olabildiğince onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz ve çok keyifli çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Süper. Bunu duymak güzel gerçekten. Şu anda sen uzman yardımcısı evet. olarak çalışıyorsun. Yani genel olarak aslında hem bu departmanda çalışmak hem de iş Bankası'nda çalışmayı hı hı. düşündüğünde ne tür yetkinlikler sana yardımcı oluyor diyeyim yani sende olan bunu böyle hem iş yetkinlikleri olarak düşünebilirsin hem de böyle kişisel yetkinlikler olarak düşünebilirsin neler gerekiyor? Bence dinleyen arkadaşlarımız için bence en önemli sorulardan biri buydu teşekkürler. Ben de bu arada bunları bilmeyerek başlamış bir çalışanım ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü ben bankada 3-4 farklı bölümde çalıştım. Nerede çalışırsanız çalışın. ...sürekli öğrenme gibi bir derdiniz varsa... ...iş bankası sizi inanılmaz besliyor. Yani böyle bir derdiniz olmazsa tabii ki... ...gene bir sürü şey öğreneceksiniz zorunluluktan ama... ...gerçekten bunu dert edinen bir... ya ...bunu bir yetkinlik olarak kullanan diyeyim... ...yani bilinçli şekilde kullanan bir çalışan... ...iş bankasında inanılmaz karşılığını bulacaktır. Gerçekten Türkiye'nin bankacılık okulu. Ve sürekli öğrenmenin ben iyi bir yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Aslında o bilinçten bahsediyorum... Biraz daha hani şimdi yaptığım işlere dönersem hani oralara ilgilenen arkadaşlarım için söylüyorum. inovasyon odaklı düşünmeyi kesinlikle vurgulamam lazım. Fikir üretmemiz gerekiyor. İşte Harari'nin söylediği gibi insanlığın 10 yıl sonrasında nereye geleceğini bilemediği bir dönemde yaşıyoruz. Yani 1900 ile 1950 arasında çok büyük bir sıçrama olmuyor ama 2024, 2034'ü ben tahmin edemiyorum. Öyle bir noktadayız. Dolayısıyla bizim yenilikçi fikirler üretip çağa uygun ürünler üretmemiz lazım. Yani banka olarak da ülke olarak da çünkü her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu bankada da özellikle şimdi yaptığım işlerde inovasyon odaklı düşünme bence gerekli bir yetkinlik. Bir de veriyle çalışmaya birazcık hani dediğim gibi bu bir yetkinlik olmayabilir. Birazcık alışık olmak belki oraya birazcık hani nasıl söylenir? Korkmamak. Korkmamak <laughs> evet yani hani o işte o grafikleri görünce falan böyle ...şey olmamak, biraz aşina olmak... Heh, ...doğru tabiri buldum galiba... Evet. ...biraz aşina olmak, veriyle çalışmaya... ...işini kolaylaştırır diye söylüyorum. Dediğim gibi nerede çalışırsak çalışalım... ...bu üçü bence İş Bankası için... ...çok önemli etkinlikler. Süper, İş Bankası demişken oradan alalım... ...hem de zaten birazcık böyle başlarda da... ...bahsettim hani kurum kültüründen. Evet. Sence İş Bankası nasıl bir şirket? Nasıl tanımlarsın İş Bankası'nı? Ben bunu ilk aklıma... ...bence çoğu dinleyen arkadaşımın da öyle gelecek... Bir kere imajı, yani Türkiye'deki imajı bir bir kere karşımıza çıkıyor. Kurumsal olarak imajı ve Türkiye'deki yeri demem lazım. O da sizi Türkiye'deki tanıştığınız kişilerde, evet ben de iş bankasında çalışıyorum dediğiniz zaman açıklama gereği duymadığınız bir noktaya <laughs> bırakıyor. Yani ben bu, bu zamana kadar hani yüzlerce kişi iş bankasında çalışıyorum dedim ve ilave bir soru olmadı. Yani hani okey falan oldu. Hatta işte biraz da esprili bir yanıt vereyim. Kolay kira bile kiraya ev bile bulurken kolaylaştıran bir faktör. Yani şakası bir yana gerçekten kurumsal imajı çok önemli. E bir de Türkiye'deki tabii misyonu sizi etkiliyor. Yani böyle bir kuruma mensup olmak şey yapıyor. Ben bir de ikinci olarak öncü sıfatını söylemeliyim. Çünkü biz birçok şeyde öncüyüz. Yani Türkiye'nin ilk özel bankası Türkiye'nin ilk Hı -hı. mobil uygulamasını yapan bankası, ilk internet şubesi, ilk bankamatik, hani ilkleri saysak böyle müzede özel bir bölüm var. Hani bir sürü şey var ve biz onu devam ettirmek istiyoruz. Böyle de bir misyon şey yapıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de bir hizmet olarak görülen bir yapıda İş Bankasında. Öncü sıfatını söyleyebilirim. Bir de demin hani aslında her soruda söylediğim İş Bankalılık. Yani o çalışma ortamını seviyorsunuz, o çalışma ortamına ait hissediyorsunuz. Ben mesela kendim için üç tane böyle sayabilirim örnek olarak. Farklı departmanlardan, iş bankasından arkadaşlarla Hı -hı. sohbet etme fırsatı buldum ben de bu podcast sayesinde. Hepsi çok benzer şeyler ama yani farklı bakış açılarıyla anlatıyor. Senin bakış açında bir hoşuma gitti yani orada böyle hani ilkleri yapmak, önce olmak, o işte o kurum kültürünü aslında sizin de içselleştirdiğinizi gösteriyor. Böyle bir gözlemimde var açıkçası. Çok güzel. Peki bundan sonra aslında seni hangi Hı -hı. yollar bekliyor kariyerinde? İş Bankası aslında seni oraya götürmek için sana ne tür eğitim ve gelişim imkanları sunuyor? İkisine beraber yanıt vermeye çalışayım. Bir kere sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Hangi ünvanına girerseniz girin bankaya kariyer yolunuz belli. Aslında kariyer yolu sadece belli aşamalarda sınavlara girip yükseldiğiniz bir şey değil. Aslında bir gelişim yolculuğu olarak da yetenek yönetimi bölümü olarak tasarlanıyor. Yani siz memur olarak girdiğinizde işte o şube müdürlüğüne ya da üst yönetimlere kadar giden yolun bir gelişim yolculuğu hazır. Dolayısıyla planlı gelişim yolculukları var diyebilirim. Mesela benim için söyleyeyim. Uzman yardımcısı olarak girdiğinizde 3. sene kıdeminizi alıyorsunuz. 5. sene uzmanlık sınavına giriyorsunuz ve bankada artık yönetici sıfatını elde ediyorsunuz. Bu sınavda işte hem yetkinlikleriniz hem yöneticilik becerileriniz ölçülüyor. Çok kapsamlı bir değerlendirmeye tutuluyorsunuz ama artık yönetici uzman şeyini alıyorsunuz. Ondan sonra sizin performansınıza ve kıdeminize dayalı olarak belli sürelerde yükselme adımları belli. Ama bunların her biri içinde bir gelişim yolculukları hazırlanmış durumda ve bu sürekli güncelleniyor. Ben bu sene için söyleyeyim. Bu sene ben hem işimle alakalı işte yurt dışında birkaç fuara gittim. Aynı zamanda da işte önümüzdeki hafta Avusturya'da bir konferansa katılacağım benim ürün geliştirme tarafında çalıştığım için bana yararlı olduğu düşünüldüğü için beni oraya gönderiyor banka mesela. Orada bir gelişim yolculuğu var. Diğer taraftan dijital kanallarda sürekli öğrenme merkezlerimiz var. İşte öğrenme dünyası kısmında benim için özelleştirilmiş belli programlar var. Artı kurum içinde de gelişim yolculuğu programları var. İlgisini duyan kişiler girsin diye. Örneğin siz veri analizi konusunda bir ilgi duyuyorsunuz ama bu zamana kadar hiçbir yolunuz kesişmemiş. Hatta işte farklı bir bölüm okumuşsunuz. Veri analizi gelişim programına katılıyorsunuz. 3 modülde hayatınıza hatta oralarda başarılı devam ederseniz bankada bile veri analizi title'ı alıp hayatınızı öyle devam edebiliyorsunuz. E i̇şte dijital pazarlama için mesela ben tamamladım. E orada dijital pazarlama gelişim yolculuğu var. Yani ilgi alanlarına göre siz de seçebiliyorsunuz ama kurum içi kurumun da atadığı bir sürü şey oluyor. Aynı zamanda bir de işte işim uygulamamız var. Kendimizi sürekli orada hani sadece iş dışında söyleyeyim burayı iş, işim uygulamasından da biz girip işte stres azaltma yöntemleri, yoga vesaire gibi bir sürü eğitim içeriğine de erişebiliyoruz. O yüzden ben özellikle gelişim yolculuklarını çok başarılı ve gerekli ve önemli buluyorum. Evet orada da kurum kültürü etkili oluyor ya da o kurumsallık etkili oluyor. Orada iyi bir sistem var gözlemlediğimiz kadarıyla. Peki hem geçmişi konuştuk hem bugünü konuştuk. Hı -hı. Ama böyle hep de iş konuştuk. Evet. <laughs> hep iş konuşmuş olmayalım. İş dışında kalan zamanda neler yapıyor Cihan onu öğrenelim ve böyle aslında e, seni tamamıyla tanımış olalım. E, Elif çok teşekkürler. Bence çok güzel bir sohbetti bu arada. Ben bu arada hani ne yapıyorum? Ben çok sıkı bir spor seyircisiyim. Böyle spor Hı -hı. diye söylüyorum çünkü ben gerçekten her sporu izlerim. Hı -hı. Tabii ki favorilerim futbol, voleybol ve snooker. Böyle saatlerce böyle snooker izleyebilirim. Bunun yanında iyi de bir gamer'ım. Konsol oyunlarını hı hı. çok uzun zamandır oynuyorum. Ay. Çok net onun fan clublarına katılıp o komünitelerde bulunuyorum. Çünkü o beraber oynamanın hazzı gerçekten eğlenceli oluyor. Bir şeyler okumaya çalışıyorum. Müzikle ilgili oynuyorum uzun süredir. Liseden beri gitar çalıyorum. Bir ara bir arkadaşlarımızla gruplarımız vardı ama tabii şimdi... Herkes başka bir yerde çalışıyor. <laughs> Şimdi biraz kendi kendime böyle stres azaltmak için falan yaptığım bir şey ama gene çok eğlendiğim bir aktivite gitar çalmak. Bir de işte ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bir de hani belki gene kurumla bağlamak için bizim çok fazla tesisimiz var. Dinlenme evet. tesislerimiz. İstanbul'da da çok fazla var. Ben genelde işte böyle yeşilliğin içinde Çamlıca'da bir tesisimiz var mesela. Oraya gidip orada böyle kitap okumak, bir şeyler okumayı falan çok seviyorum. Gezmeyi seviyorum çünkü. O imkanlardan da faydalanıyorum diyebilirim. Genelde böyle geçiyor hafta sanırım. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Cihan. Gerçekten seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Yani ben bizi öyle... dinleyenler hem İş Bankası gibi köklü Hı -hı. bir kuruluşta çalışmanın nasıl bir şey olduğunu bir de senin gözünden görmüş oldular. Ve bu kadar böyle hani spesifik bulunan ve Türkiye için aslında çok da önemli olan bir departmanda tarım bankacılığı bölümünde çalışmak nasıl bir şey? Böyle hem senin gününü böyle yaşamış olduk hem de böyle buradaki kariyerine şekillendirme yolculuğunu dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Benim için çok keyifliydi. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Davet için çok çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde farklı şirketlerden, farklı departmanlardan konuklarımızın bir günlerine konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.